Tonguş Akademi'den herkese merhabalar arkadaşlar. Kök ve kas arasındaki ilişki konusuyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar bugün kök kas ilişkisini yapacağız. Her zaman olduğu gibi takvimimize bakalım. Bugün günlerden 30 Mart Perşembe arkadaşım. Kök kat sayı arasındaki ilişki yapıyoruz ve geçen hafta efsane yazılı kampımız sizlerle birlikteydi. Yine yazılılarda faydasını gördüğünüzü düşünüyorum. İnşallah görmüşsünüzdür. Yazılarınız başladıysa inşallah yazılarda başarılı olursunuz diyelim. Ve yüksek notlar alırsınız. Tabi düşük not hedefleyenler de geçme notunu alır diyelim. İnşallah ee, tabi düşük not nasıl hedefler hocam? Hiçbir şey bilmiyorsa adam geçmek için çalışıyor. Onlar da inşallah geçecek kadar yararlı olmuşuzdur sorularda. Nokta sorularımız vardı onlara çalışın bak onlar önemli. Ve bu ayı bitiriyoruz. Tatil başlasın. Neden? Çünkü artık sınavlar bitti. Fazla konumuz kalmadı. Cuma gününe girdik ve artık tabii ki de bayramda yaklaşmış oldu ve artık konumuza başlamadan önce hemen ödevimizi söyleyelim bugün ne yapacağız arkadaşım kök kat ilişkisini yapacağız bakın karmaşık sayıları bitirdik kökler toplamı 233. sayfada kökler toplamı var kökler çarpımı var gördüğün gibi bir örnek sorum hemen dört tane sorum ve sonrasında arkadaşım ne başlıyor tarama testi lütfen 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 günü gününe çalış. Bizi diğer kanallardan ayıran en büyük özellik ne? Ödevlendirme sistemi. O yüzden arkadaşım lütfen ödevlerini yap ve kendini tara. Hatta ve hatta ikinci ünite konusunu tekrar et. Çünkü neden? Artık konular bitti. Beşinci ünite 10. sınıf matematiğinin geometri kısmına geçiyoruz. Çokgenler, dörtgenler konusuna geçeceğiz. Ona hazırlık yapmış ol haberin olsun. Ve bugün yapacağımız şey kök kat ilişkisine baktıktan sonra bir de denklemi kökler verilince biz nasıl yazabiliriz onu göreceğiz. Uzatmayalım başlayalım artık. İkinci dereceden bilmeyen denklemin kökleri kat ilişki var mı bakalım. Nasıl bir ilişki? A sıfırdan sıfıra sıfırdan farklı olacak. Yani sıfır eşit olmayacak. A, B, C reel sayı olacak. B, C negatif olabilir, pozitif olabilir, sıfır olabilir hiç fark etmez. Ama x kare gitmeyecek unutma. Bu köklerim x1 ve x2 ise İki tane köküm varsa bu köklerin toplamı x1 artı x2 unutma eksi b bölü a'dır. Kökler çarpımı nedir? C bölü a'dır. Gelin bakalım bunu bir anlamaya çalışalım. Hatırlarsanız diskriminantla kök bulma yöntemi vardı. Orada kök bulurken eksi b artı kök diskriminant bölü 2a yapmıştım. Burada da eksi b eksi kök diskriminant bölü 2a yapmıştım. Buradan ötürü arkadaşım çok dikkat et şimdi. Bu ikisini toplarsam paydalar aynı. Payları toplayacağım. Eksi kök diskriminant. Artı kök diskriminant birbirini götürdü. Eksi B, eksi B, eksi 2B oldu. Bak eksi 2B'yi yazdım buraya. E paydam da 2A'ydı. Ondan sonra 2'ler de gitti. Hem bu formül aklında kalır. Hem de ne olur arkadaşım? Bu formül aklında kalır. Peki C bölü A nereden geliyor hocam? Bak şimdi burası ne oldu arkadaşım? İki tane kök. Çarptın mı? Yukarısı seçtinik mi eşlenik? Eksi B'nin karesi oldu. İki kare farkı olacak ya. Burası da eksi kök diskriminantın karesi olacak. Aşağısı da ne oldu? 4 A kare oldu. 2 A ile 2 a çarptım. Burası ne arkadaşım? B kare. Eksi diskriminant. Diskriminant dediğim şey B kare eksi 4 A'c C değil miydi? E, eksi parantezini aldığında B kare geldi. Artı 4 A'c'ye geldi. Aşağıda da 4 A çarpı A. A kare vardı. Ebekariler birbirini götürdü. Dörtler birbirini götürdü. A'lar birbirini götürdü. Gördüğün gibi sadece C bölü A kaldı. Demek ki bu kökleri ayrı ayrı bulma formülünü bilirsem çok rahat ederim. Hemen bir ısınalım. Hemen bir kaslarımız ısındıktan sonra bombalamaya geçelim. Diyor ki kökler toplam nedir? Neydi? Eksi B bölü A'ydı. Peki eksi B dediğim şey ne? X'in önündeki. Onun önündeki eksi 5 bölü A'ydı. A dediğim şey ne? 2 yani cevap ne oldu? 5 bölü 2 olmuş oldu. Geldim kökler çarpımına. O da neydi? C bölü A'ydı. C neydi? Sabitti. Sabitim 4. A neydi? E, X karenin önündeki. O da ne olmuş oldu? 2 olmuş oldu. Bu soruyu çok güzel bir şekilde hallettik. Çünkü ısınmaydı. Hallettik. Direkt formülü koyduk. Patlattık. Geldim bir başka soruya. X kare artı 2x eksi 7 denkleminin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre. Bak ayıramıyorsun kökleri. Ama zaten soru o değil. Kökleri ayır demiyor bana. X1'in karesi x2. X1 çarpı x2'nin karesi diyor. E kardeşim ikisinde de iki çarpımda da or, e, x1 ve x2 var mı? Var. O zaman x1'i aldım. Artı x2'yi aldım. E kardeşim e bunları alınca ve burası kökler çarpımı. E bu ne? C bölü A. E burası kökler toplamı. Eksi B bölü A. E C ne arkadaşım? Eksi 7 bölü A ne? ...görünmez bir çarpı. Eksi B ne? Eksi 2 bölü. B2 eksi B2 eksi 2. E, görünmez bir. O zaman cevabım... ...ne olmuş oldu? 14. Olmuş oldu. Isınmaydı. Bu da alıştırma gibi bir soru oldu. Çok rahat bir şekilde çözmüş, yapmış olduk. Direkt formül. Ya bu konu... ...direkt formül. Bir de şuradaki çarpanlara... ...ufak bir çarpanlar ayımı var. Onu görmüş olmalıyız. Geldik buraya. Buraya baktığımda... ...arkadaşım, denkleminin kökleri... ...X1 ve X2 olmak üzere... Bana bu çarpımı soruyor. Uf bu ne ya? Bununla bunu çarpacağım. Bununla bunu çarpacağım. Bununla bunu çarp, bununla bunu çarpacağım. Biraz zor gözüküyor. İnşallah yaparız. 3x1 ile 3x2'yi çarparsan 9x1 çarpı x2 olur. 3x1 ile 1'i çarparsam artı 3x1 olur. 1 ile artık bunun işi bitti. 1 ile 3x2'yi çarparsam 3 tane x2 olur. 1 ile 3x2'yi çarparsam 3 tane x2 olur. 1 ile 1'i çarparsam da 1 olur. Burada dikkatimi bir şey çekti. Burası kökler çarpımı. Şurası da 3 parantezini alırsam x1 artı x2'den dolayı kökler toplamı. O zaman yazalım. 9 çarpı x1 çarpı x2 ne? Hemen bakıyorum. C bölü A'ydı. Bakın artık çocuk gibi yazmıyorum C bölü A diye. C bölü A'ydı. Bunu patlattım. C bu arada eksi 15 dikkat artı 3 parantezinde bu sefer de ne var arkadaşım? Eksi B bölü. B2 idi. Eksi B eksi 2 bölü. A yine geldi. Bir de artı var. Bakın burayı hallettim. Burayı hallettim. Burayı da hallettim. Hepsini hallettim. Burası eksi 5. 9 çarparsam eksi 45. E bunları sadeleştirdim. Artı eksi 2 geldi. Bir de burada artı 1 geldi. Buradan ne oldu? Cevabım eksi 46 olmuş oldu. Niye? Eksi 45, eksi 2 daha. Bakın daha daha da eksi olurum. Eksi 47 1 toplarsam eksi 46 olmuş oldu. Bakın açtığımda yine x1 artı x2, x1 çarpı x2 geldi. Ve olayı bu şekilde bitirmiş olduk. Geldik bir başka soruya. Çok 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 çakal bir soru dikkat. X1, x2'nin karesiymiş. O zaman nasıl yapabilirim? Kökler toplamını bulsam e, bilinmeyen var. Kökler çarpımı biliniyor. Ha, o zaman şöyle yapalım bakın. X1 çarpı X2'yi sen biliyor musun? Biliyorsun. C bölü neydi? A'ydı. E tamam. E X1'i sen biliyorsun. X2'nin karesiymiş. E X2 zaten kendisi X2. E burası kaç çıktı? X8. X kare X kare ne olmuş oldu? X kare X kare. Pardon. X kare ile X2 kare ile X2'yi çarparsan X2'nin kübe eder. E kübe 8 olan şey nedir? tabii ki de eksi 2'dir dedim ve bu soruyu da yapmış olduk mu? Daha olmadık, daha bitmedi. E, eksi 2 ise x2 o zaman x1 de e, karesi olduğuna göre x 1'im de 4 oldu. Aa gerçekten kökler çarpımı bak eksi 8 ediyor. Süper. Bana şimdi neyi soruyor? Kökler toplamını soruyordu. Kökler toplamı sormuyor da neyi soruyor? Kökler toplamı x1 artı x2 dediğim şey eksi b bölü a değil miydi? E köklerimden birincisi 4. ...ikincisi eksi 2 iki olduğuna göre. E burası eksi n olmadı mı? O zaman n ne nedir arkadaşım? Hop eksi 2. Bunu da bulmuş olduk. Nasıl? 4 eksi 2'den 2 iki ama eksi var. Eksi 2'yi koymuş oldum. Neyi de bu şekilde buldum. Bak görüyor musun? Hep x1 x2 ile bir dalga verirse sana bir iş verirse sen kesinlikle ne yapacaksın? Hemen 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 anında toplamları ve çarpımlarını odaklanacaksın. Geldim enteresan bir soruya. X kare artı 6x artı 2 eşittir 0 denkleminde. Köklerim x1 x2 imiş. O zaman ben şuradan hemen ne yapayım? X1 artı x2 nedir arkadaşım? Nedir? X1 artı x2. B bölü a'dır. B bölü a'dır. Eksi b bölü a'dır. O zaman ne oldu burası? Direkt yazayım. Bir daha bölü 1 yapmayayım. Kökler çarpımı nedir? Kökler çarpımında 2 e, bölü 1'den de o da 2'dir. Zaten C bölü A'ydı. O da 2 bölü 1'den 2'dir. Şimdi bana diyor ki yeni bir denklem var diyor. Bu denklemin kökleri de 1 bölü x1, 1 bölü x2'ymiş. O zaman kökler toplamı yeni denklemin kökler toplamı 1 bölü x1 artı 1 bölü x2'dir. Ve buradan da ben bunu x1 ile ben bunu x2 ile çarparsam o zaman yukarısı x1 artı x2 oldu. Aşağısı da x1 çarpı x2 olmuş oldu. O zaman kökler toplamı yani bu denklemin kökler toplamı bu arada cevabı ne bunun? Kökler toplamı eksi b bölü a. Yani eksi, bir, eksi b bölü 2. O zaman devam edeyim. Hemen cevaba bakayım bunun. Cevabına baktığımda da kökler toplamım eksi 6 idi. Kökler çarpım 2 idi. O zaman ben şöyle bir şey bulmuş oldum. Eksi b bölü 2 eşittir. Eksi 6 bölü 2'den dolayı ne olmuş oldu? Bunlar birbirini götürdü. O zaman b direkt 6 çıkmış oldu. Çünkü eksi b eksi 6 ise olay budur. Peki kökler çarpımı ne? 1 bölü x1 çarpı 1 bölü x2. Ne olacak arkadaşım? Hemen bakalım. Onun da cevabı nedir? Hemen onu da yazalım buraya. Onun da cevabı c bölü a'dır. Direkt c bölü a'dır. E c bölü a'yı biliyorum. Kökler çarpımı da bu arada ne oldu? 1 bölü x1 çarpı x2 oldu ki zaten ben bunun cevabını da biliyorum arkadaşım. O da ne? 1 bölü kökler çarpımı. 2'yi de 2'yi koydum. E bunu buradan aldım. Bunu buradan aldım. E C bölü A. E A dediğim şey 2 zaten. E C bölü 2 eşittir 1 bölü 2 ise o zaman C buradan direkt ne oldu? 1 olmuş oldu. İşte bu. Bana ne soruyor? Toplamlarını soruyor. Toplamları da hop 6 artı 1'den 7 olmuş oldu. Müthiş. Güzel bir soruydu. Çakal bir soruydu. Yeni kökler. Yeni kökler toplamı. Bakın bu denkleme göre kökler toplamı yaptım. Yeni kökler, yeni kökler çarpımı buna göre e, ne yaptık? Kökler çarpımını yaptık ve olayı bu şekilde bitirdik. Geldik yine enteresan bir soruya. Bize x x1'in kübü, x2'nin kübü diyor. Bakın bu soruyu şöyle yapabilirsiniz. Dikkat edin şimdi. Biz ne biliyorduk küp açılımında? x1 artı x2 çarpı x1'in karesi eksi x1 çarpı x2. Artı x2'nin karesi vardı. Bu açılım buydu. Ben demek ki kökler toplamını bulacağım. Kökler toplamına baktığımda eksi b bölü a'dan eksi eksi 2'den dolayı 2 bölü 1'den dolayı ne buldum cevabı? 2. Hatta şöyle yapalım bari bu kadar yazmışken. Kökler çarpımını ne diyebiliyorum? Kökler çarpımı da eksi 8 bölü 1'den eksi 8 olduğunu gördüm. Şimdi arkadaşım o zaman bildiklerimi yazayım. Şurayı biliyor muyum? Biliyorum. 2 çarpı parantez x1'in karesini bilmiyorum. x2'nin karesini bilmiyorum. Ama x1 çarpı x2 eksi 8 diyebiliyorum. Eksi eksi 8 olacağını anladım. Burada elime x1'in karesi x2'nin karesi geldi. Hemen onu şuradan çekeyim. Ben ne biliyorum? x1 artı x2'nin 2 olduğunu biliyorum. Her iki tarafın karesini alırsam x1'in karesi artı 2 tane x1 ve x2 artı X2'nin karesi eşittir. Her iki tarafın karesini aldığım için 4. E ben x1 x1'in karesi artı x2 x2'nin karesini merak ediyorum. E 2 kere eksi 8'den dolayı o zaman şuraya yazalım. 2 kere eksi 8'den dolayı burası ne olacak? Eksi 16 attım karşıya 20. x1'in karesi artı x2'nin karesi eşittir. 20 olmuş oldu. Burayı da hallettim. x1'in karesi artı x2'nin karesini 20 olarak buldum. O zaman devam edeyim soruma. 2 çarpı e, 20 artı 8'den dolayı 28. Ve cevabım kaç çıktı? 56 çıkmış oldu. Şimdi arkadaşlar bir kere daha anlatayım. İlk önce küp açılımı var. Küplerin toplamı var burada. Onların öz halini topluyorsun. Bu araya eksi yapıyorsun. İki, sanki tam kareymiş gibi yaparken sadece bir tanesini alsın. İki katı değil de bir tanesini. E, X1 artı X2'yi bulmuştuk. Eksi B bölü A'dan 2'ydi. E, X1 çarpı X2'yi bulmuştuk. E, C bölü A'dan X8'di. Bunu da yaptım. E arada eksi olduğu için önünde eksi vardı. Bak x1'i buraya aldım buraya. Burada eksi kaldı. Burayı yaptım. Sonrasında x1'in karesi x2'nin karesi toplamı geldi. Onu yapamam şu an. Ne zaman yaparım peki? Ya x1 artı x2'yi bildiğim için karesini alırım iki tarafın. Aldıktan sonra elime gelen x1 çarpı x2'yi bildiğim için oradan da onu patlatırım. Bakın soruyu çok güzel yaptım. Soru normal şartlarda bitti. Ama 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 bazen e, kökler toplamı, kökler çarpımına odaklandığım için bazen olayın özünü göremeyebilirim. Bakın bu adam ayrılıyordu aslında. Bu adam x eksi 4'e x artı 2 diye ayrılıyordu aslında. Burada köklerimden biri 4, burada köklerimden biri eksi 2 olacaktı. Bakın hatta ve hatta 4'ün kübü, 4'ün kübü nedir? 64. E 2'ninki eksi 8. O zaman artı eksi 8 yaparsan ne olur cevabın? Yine 56 olur. Demek ki cevabı da doğru bulmuşuz. İkinci yöntem olarak da bunu kullanabilirsin. Kökler toplamı kökler çarpımına odaklandığında bazen ayrılabilen kökleri gözden kaçırırsın ki kaçırma arkadaşım buna da dikkat et diye ikinci yöntem olarak da bunu söylemiş olduk. Geldik. İkinci kökleri verilirse denklemi nasıl yazacağız? O da çok basit. Bakın hatırlarsanız köklerin burası x'ler nereden gelirdi? Köklerin iki yerde de çarpımından gelirdi. Ama köklerin eksilisinin toplamından gelirdi daha doğrusu burası. Burası da çarpımından gelirdi. O yüzden burada eksiği unutmayacaksın. Burada eksi var. Ha, e burası t olduğuna göre o zaman x kareyi koydun. Bu arada bu x burada değil burada olacak. x kareyi koydun. Eksi t. Bakın eksi t x artı ç eşittir sıfır. Denklemin her zaman böyle olacak. Bakın mesela burada x1 artı x2 yani t nedir arkadaşım burada hızlıca bakarsan? Eksi 1. E ç nedir ç? de köklerin çarpımı x1 çarpı x2'dir. O da ne olacak? 3 kere eksi 4'ten eksi 12. O zaman denklemi yazmak bakın şöyle kolay. X kareyi yazdım. Eksi köklerin toplamı. Yani artı 1 x. Yani x sadece. Bir de köklerin çarpımı da en sona gelecek ki. Bu zaten gördüğün gibi kökleri bunun artı olması için x artı 4'e. X eksi 3 diye ayrılır ki sıfır eşitleyince de köklerimin biri 3 biri eksi 4 olur. O zaman çok güzel bu soruyu da yapmış oldum. Bakın şurada eksi eksi 1'den dolayı direkt artı 1 x yazmadım da artı x yazdım olayı bitirdim. Geldik sondan bir önceki sorun mu? Evet bir tane de kallavi bir soru var. Sonrasında da zaten konum bir soru daha var. Bitiyor. Hemen burada neyi bilmem lazım? Benim cevabım iyiliği ise... Benim cevabım köklü ise hatırlarsanız x1 ve x2 eşittir neydi? Eksi b artı eksi kök diskriminant bölü 2 idi. Pardon 2 a e, idi. Bunu unutmuyorsun. Buradan da ne anlıyorsun arkadaşım unutma. Bakın zaten köklü ise bu artı eksi aynı şeydir. Demek ki burada ikinci kökümde ne olacak? 3 eksi kök 2 olacak. Yani bu kökü ikinci köküm bu adamda birinci köküm olacak. Bunları hallettim. Bunları hallettikten sonra arkadaşım, bunları hallettikten sonra olayımız şu arkadaşlar. Bunları hallettikten sonra olayımız şu. Direkt denklemi yazmaya çalışacağız ya. Yani t eşittir x1 artı x2 toplamı bunların kökleri birbirini götürür 6. Çarpımına baktığımda x1 çarpı x2 de benim 3 3 eksi kök 2 3 artı kök 2 eşlenik olduklarından 3'ün karesi eksi kök 2'nin karesi olacak. Buradan da 7 buldum. O zaman şöyle diyebilir miyim? Şöyle diyebilir miyim? X kareyi biliyorum. Eksi t diyeceğim. Evet eksi t dedim. Eksi 6 x. Bir de ne diyeceğim? Artı 7 diyeceğim ki cevabı da sıfır eşit diyeceğim. Bakın sanki tam kare gibi gözüküyor ya da ayrılıyormuş gibi gözüküyor. Eksi 7'ye artı 1 diye. Hayır ayrılmıyor. O zaman cevabımı da çok güzel bir şekilde böyle bulmuş oldum. Geldik bir başka soruya. Kökleri x1, x2 kabul eden ve diğerkinde x1'in x1 artı 1, x2 artı 1 kabul eden denklemini yaz diyor. Hemen bu denklemden ben yine her zaman gibi x1 artı x2'nin normalde ne olduğunu biliyorum. Eksi 9, eksi b bölü a'dan biliyorum. x1 çarpı x2'mi de hemen şöyle görünür yere 5 bölü birden 5 olduğunu biliyorum. Geldim buraya. Burada ne olacak arkadaşım? x1, x2'yi görüyorum. x1, x2'yi görüyorum ama bana sorduğu yeni bir denklem yaz diyor yeni denklemin kökler toplamı ne olacak? X1 artı 1 artı X2 artı 1 olacak ki X1 artı X2 nedir arkadaşım? X9'du. Burada da 2 var. O zaman X9 artı 2 olmuş oldu. T. Buradan da T'yi ne bulmuş oldum? Eksi 7 bulmuş oldum. Şimdi geldik çarpım zor. O zaman çarpımı bir odaklanalım. X1 artı 1 çarpı X2 artı 1 yeni denklemin çarpımı. O zaman çarpma ne olacak? X1 ile X2'yi çarptım. X1 çarpı X2. X1 ile 1'i çarptım. X1. 1 ile X2, X2'yi çarptım. X2. 1 ile 1'i çarptım. 1. E burası kökler çarpımı. Burası kökler toplamı oldu. O zaman çarpma işleminde de kökler çarpımı 5 artı kökler toplamı X9. Bir de yanında 1 var. O zaman çarpmada ne olmuş oldu? Eksi 3 olmuş oldu. Bunu da hallettim. Şimdi arkadaşım olayı çözdük değil mi? O zaman şöyle yapabilir miyiz? Denklemimizi. Bu yeni denklemi. X kare eksi t'den dolayı artı 7 x. Bakın eksi t'den dolayı artı 7 x. Burada da ç aynen geliyordu. Ve yeni denklemi de bu şekilde bulmuş oldum arkadaşım. Çok da güzel yaptık. Çok da iyi oldu. Her şey yolunda. Bir sıkıntı yok. Bunu da bu şekilde çözmüş oldum. İşte güzel kallavi sorular e, yaptık. İyi sorular, zor sorular yaptık. Ama en zor soruya geçelim ve olayı bitirelim. Burada böyle karman çorman bir şey var. Bunu nasıl yapabiliriz? Ne var burada? Nasıl çözülür? Gerçekten de kafa karıştırıcı gibi gözüküyor. Ama unutmaman gereken bir şey var. Bak yükseldim. Niye yükseldim biliyor musun? Biz sen bunu bilmen lazım. X1 artı X2'yi bilmen lazım. O neydi? Eksi B bölü A'dan. Eksi eksi 2 bölü 1'den dolayı yaptım. X1 çarpı X2 neydi dostum? O da o da unutma C bölü A'dan dolayı onu da eksi 2 yaptım. Şimdi çok dikkat. Yukarıda bakın şurada şunu patlatalım hemen. Hemen şunu patlatalım. X1'i çarparsam X1'in karesi bunu çarparsam eksi 2 X1 oluyor. Bu burada dursun. Bir de burada başka parantez var. X2'nin karesi eksi 2 tane X2 oluyor. Bu da eksi 5 oluyor. Bazen yine söylüyorum. Biz olaya çok odaklanınca biz böyle kökler toplamı, kökler çarpımına çok odaklanınca bazen olayı kaçırıyoruz. Neyi kaçırıyoruz biliyor musunuz? X1'i koy yerine koyarsan X1'in karesi eksi 2 tane X1 eksi 2 eşittir 0. E bakın e burada aynısı var. O zaman X1'in karesi eksi 2 tane X1 eşittir 2'dir. Oba o zaman burası komple direkt 2'dir. Aynısının tıpkısından kökler sağlar mıydı denklemi yazınca? Sağlardı. X2'nin karesi eksi 2 tane X2 Eksi 2 eşittir 0. Aynısının tıpkısının yukarıdaki benzeri. x 2'nin karesi eksi 2 tane x 2 eşittir 2 mi? 2. E arkadaşım o zaman burada e sen bunu görüyorsun zaten 2. Bir de yanında 5 var eksi 5. O zaman 2 çarpı eksi 3'ten dolayı işlemin sonucu neye eşit olacak? Tabii ki de eksi 6'ya eşit olacak. Yine söylüyorum bazen odaklanmadan soruya dönüp genel bir bakmak lazım. Baktığında da olayı çözmüş, görmüş olursun dedim ve artık sorularımı bitirmiş oldum. Bakın bu sorular, "Aa hocam kolay ya. Bunlar ne deme? Gelir, göremezsin, yapamazsın." O yüzden arkadaşım, sen bunları ben anlatırken kolay gözüküyor ama bir kağıda not al. iyi soruları yıldızla al. Benim sana söylediğim, "Aa kolaymış. Aa bunu görmezsen zormuş." dediğim soruları lütfen not al. Bunları unutma, aklında kalsın. Evet konu biterken kök kat ilişkisini gördük. Nerede? İkinci dereceden bir bilinmeyenlerde. Ve kökleri verilen ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemin yazımını da gördük arkadaşım. Yazılması için de hallettim. Ve takvimimize bir kere daha bakalım. Bugün kök kat sayı arasındaki ilişkiyi bitirdik. Ve Mart ayı gerçekten bitmez bir aymış. Mart ayını da bitirmiş olduk arkadaşım. Yazılı kampı videolarını izle. Ödevlerimizi yap. Ödevlerde gördüğün gibi son kez söyleyelim ödevlerimizi. İkinci dereceden denklemlerin yani 233. sayfadan sonuna kadar bakın burada bir tane de e, tarama testi var. Ama yetmez şu tekrar testleri var ya ÖSYM tarzı, fen lisesi, yazılı hazırlık lütfen hepsini çözün. Özellikle yapamadıklarınız çok önemli. Bakın derste anlamadıklarınızı, okulda anlamadıklarınızı inşallah ben tamamlıyorum burada anlatıyorum ama burada kare var. Kare okutun. ...veyahut da okulda başka test kitaplarından çözdüğünde de yapamadıklarınızı hocalarınıza sorun. Çünkü yaptıkların zaten senin yapamadıklarını sahip olmaya çalışacaksın. O yüzden bunu da aklından çıkarma. Çok o yüzden dedim. En son o yüzdeni söyleyeyim. O yüzden şu an ders bitti arkadaşım. İşte ödülü soru. Ödülü sorun cevabını yorumlara bırakmayı unutma. Yazılıya girmeyenlere inşallah yazılıda başarılar dilerim. Yazılı videomuzu kesinlikle izleyin. Yardımcı olacaktır. Ve e, sizleri sevdiğini unutmayın. O zaman ne diyoruz? Bir dahaki derste görüşürüz.